MEPA Temizlik 2000 yılında sektöre adım atmıştır. Firma profesyonel olarak Kahramanmaraş'ta endüstriyel temizlik alanında faaliyet göstererek aynı zamanda tüketiciye yönelik ürün ve hizmetler de sunmaktadır. Biz de firma sahibi Fuat Kamalak'tan sektördeki çalışmalarını dinliyoruz. Biz 2000 yılında kurulduk. Endüstriyel malzeme pazarlaması yapıyorduk. 2000 yılından bu yana da işte çeşitli işlerimizle ilgili pazarlama işlerinde bölgelerde Antep'te, Urfa'da, Adıyaman'da pazarlama işleri yaptık. Daha sonrasında da biz işte 2012-2013 yıllarında çamaşırhane ve kuru temizleme işleriyle ilgili bir faaliyete girdik. Fuat Kamalak çalışma aşamalarına değinerek şu bilgileri veriyor. Şimdi biz işimizi profesyonel bilerek yapmaya çalışıyoruz. İki, kullandığımız makineler, kullandığımız kimyasallar, işte sularımızdaki arıtma sistemleri, işte attığımız suların, pH'lerinin atık suları, bunlar bize sağlamazsak merdiven altı makineye at soğuk suyla işte çamaşır suyu dediğimiz düşük ısılarda yıkayacak çamaşırlarını da yıprataraktan çamaşır yıkamıyoruz. Bir işte aldığımız bir çamaşırı 5 tane kimyasalla otomatik dozajlama sistemleriyle girmiş olduğumuz süreli programlarla 1 saat 15 dakikalık programlar şeklinde özel programlar yaparaktan yıkıyoruz. Sektördeki merdiven altı işletmelere değinen Fuat Kamalak bu konuyla ilgili denetimlerin daha sıkı yapılması gerektiğini dile getiriyor. Burada belediye yapmış olduğu çevre kontrollerinde çamaşırhane olsun, tekstil fabrikası olsun, başka bir olsun. Kardeşim sen bu suyu nereye atıyorsun? Ne kullanıyorsun? Attığın suyun pH'i nedir? 3 ayda bir denetime gelse hiç kimse işinde savsaklama yapamaz. Fuat Kamalak konuşmasının sonunda ileriye dönük hedeflerini şöyle ifade ediyor. Bizim bazı görüşmelerimiz oluyor. Bazı işte belediyeden olsun, diğer yerlerden olsun araştırma yapıp çamaşırhanemizi büyütüp daha farklı bölgelerde de işte Antep'te de ek bir çamaşırhane yapabilir miyiz diye. Orada da yeri de değiştirip büyüterekten daha entegre olan bir sisteme geçmeyi düşünüyoruz. Çünkü bu işle ilgili ilerleyen yıllarda devlet hizmet işinden tamamen çıkacak. Hastanesi olsun, diğer kısımlar olsun. Bunlara da hizmet verebilmemiz için şu andaki yaptığımız 300 metrekarelik alanda bu işe bize dar gelecek. O işi de daha düzgün ve daha iyi yapabilmek için alan olaraktan da, bina olaraktan da daha sistematik bir yere geçmemiz lazım.